ve beyninizi başarıya programlayın. Evet, durumunuzu değiştirdiniz. Sonra düşüncelerinizi de değiştirdiniz. Evet, sıra üçüncü D'de, yani duygularda. Şimdi bakın, eğer durumunuz kötüyse, düşünceleriniz yapamamdan yanaysa, ister istemez duygularınız da aynı durumda olacak. Ağlamak, başınızı duvarlara vurmak, üzülmek. O zaman önce durumunuzu değiştirdiniz. Düşüncelerinizi de değiştirdiyseniz artık çöküntü durumundan çıkın. Coşku durumuna geçin. Canınız mı sıkılıyor? Yoksa moraliniz mi bozuk? O halde beni dinleyin. Bir seçeneğiniz daha var. Canınız sıkılmayabilir. Ya da moraliniz iyi olabilir. Bu sizin seçiminiz. Yaşadığınız hayat asla başınıza gelen olaylarla sınırlı değildir. Yaşadığınız hayatın düzeyini sizin hayata verdiğiniz cevaplar belirler. Başınıza ne gelirse gelsin. Önemli olan sizin verdiğiniz cevaptır. Bakın, Amerika'da bir baba uyuşturucu kullanıyor ve hapiste. İki tane oğlu var. Bunlardan birisi kendisi gibi uyuşturucu kullanıyor ve hapiste. Diğeri ise bir şirketin genel müdürü. Medya mensuplarının ilgisini çekiyor bu olay. Önce hapisteki babaya gidiyorlar. Diyorlar ki, senin iki oğlun var. Bunlara farklı farklı mı davrandın? Hayır diyor baba. İkisiyle de hiç ilgilenmedim. Güzel. Önce hapisteki çocuğa gidiyorlar. Diyorlar ki, sen uyuşturucu kullanıyorsun ve hapistesin. Bu konuda ne söylemek istersin? Klasik bir cevap veriyor hapisteki çocuk. Babamı tanıyorsunuz. Başka ne yapabilirdim ki? Evet, gayet doğal bir cevap. Ama acaba o şirketin genel müdürü olan kardeş ne diyecek? Gidiyorlar. Önce yemekler yeniyor. Çaylar içiliyor. Arkasından büyük kardeşe aynı soru soruluyor. Siz bu şirketin genel müdürüsünüz. Bu konuma nasıl ulaştınız? Verdiği cevap son derece ilginç. Babamı tanıyorsunuz. Başka ne yapabilirdim ki? Evet. Hayat bir bakış açısıdır. Çöküntü ya da coşku durumunda olmak sizin seçiminizdir. Lütfen coşku durumunda olmayı seçin. Hadi, oley, oley, oley. Evet, üçüncü D'yi de anladık. Bakın, durumunuz değişti. Değişti değil mi? Artık omuzlar önde değil. Arkanıza yaslandınız, karşıya bakıyorsunuz, sağ elinizi sıktınız, oley oley diyorsunuz. Düşünceleriniz değişmeye başladı. Niye yapamayayım? Yaparım. Ve çöküntü durumundan coşku durumunuza geçtiniz. Harika, çok iyi. Ne değişecek biliyor musunuz? Dördüncü de davranışlar. Otomatik olarak davranışlarınız değişecek. Değişecek. Bakın, artık daha kararlı olacaksınız. Ve risk almaktan korkmayacaksınız. Daha sık karar vereceksiniz. Harika. Evet, bu dört D'yi değiştirin, hayatınız değişsin. Önce durumunuzu değiştirin, sonra düşüncelerinizi değiştirin, sonra duygularınızı değiştirin, davranışlarınız otomatik olarak değişecektir. Bu konuya çok güzel örnek teşkil edebilecek olan bir öykü anlatmak istiyorum sizlere. Oğlum Ekrem iyi bir masa tenisi oyuncusudur. Ve ben onun antrenörlüğünü yapıyorum. Geçenlerde İstanbul Minikler Şampiyonası vardı. Ekrem'le birlikte salona gittik. Ekrem salona girdiğinde bana şöyle dedi. Baba, bu salonda benim yenemeyeceğim 4 tane oyuncu var. Ben çok üzüldüm. Çünkü Ekrem'in İstanbul şampiyonu olacağına inanıyordum. Halbuki o kendini
sınırladı. Bana yenemeyeceği 4 tane oyuncu saydı. Peki Ekrem'cim dedim. Lütfen raketini masaya bırak. Gel seninle biraz konuşmak zorundayız. Gittik ve konuşmaya başladık. Dedim ki, Ekrem, bu salonda seni yenebilecek sadece ve sadece bir oyuncu var. Dedi ki, hangisi baba? O 4 oyuncudan birini söyleyeceğimi zannetti. Dedim ki, bu oyuncunun adı Ekrem Saygın. Şaşırdı. Baba şaka mı yapıyorsun? Hayır dedim. Eğer sen Ekrem Saygın'ı yenersen ve bu odadan Ekrem Saygın'ı yenmiş olarak çıkarsan o 4 oyuncunun hepsini yeneceksin. Öyle mi baba dedi. Peki o zaman dedi. Ben Ekrem Saygın'ı yeneceğime %90 inanıyorum. Evet. %90 ama yetmezdi. 10 dakika daha konuştuk. Ekrem'cim, sen şu Ekrem Saygın'ı yen ve biz bu odadan öyle çıkalım. Sonra maçlara başla. Düşündü, dedi ki, babacığım, %99 şampiyonum. %1 kalmıştı. 5 dakika daha uğraştık. En son Ekrem dedi ki, peki baba, %100 şampiyon olacağım. Artık inandım. Beynindeki Ekrem Saygın'ı yendin mi dedim. Yendim dedi. Çıktı ve en çok korktuğu 4 oyuncuyu teker teker yenerek İstanbul şampiyonu oldu. Ekrem'in önce durumu değişmişti. Arkasından düşünceleri değişti. Sonra duyguları değişti. Doğal olarak maça çıktığında davranışları. İşte size bir değişim örneği. Şimdi sizlere sorunları fırsatlara dönüştürmeyi anlatacağım. Evet, sorunlar fırsatlara dönüşebilir. Bunu ben Amerikalı Donna Tyson adlı çok güzel seminerler veren bir radyo spikerinden öğrendim. Donna Tyson'ın seminerine gittiğimizde dedi ki, size hayatımın en güzel seminerini anlatayım mı? En başarılı seminerini. Anlatın Donna Hanım dedi. Ve anlatmaya başladı. Kendisi çok coşkulu bir kadın. Mükemmel bir seminer. Dedi ki, bir gün ben bir seminer veriyordum. Sabahleyin seminere başladık. Kimse yerinde duramıyordu. Herkes çok heyecanlıydı. Her şey mükemmeldi. Ancak bir ara verildi. Seminere verdiğimiz ara sırasında herkes çay ya da kahve içmeye gitti. Bense tuvalete gitmek zorundaydım. Tuvalete gittim. Döndüm geldim ve seminerin ikinci bölümüne başladığımda herkesin önüne baktığını gördüm. Evet, sabahki coşku kalmamıştı. Dedim ki, lütfen biri kalksın ve bu durumu bana izah etsin. Seminerime devam edemeyeceğim yoksa. Ön sıradan birisi kafasını kaldırdı ve mahcup bir şekilde dedi ki, Donna Hanım, evet, siz tuvalete gittiniz ya, evet, yaka mikrofonunuz açık kalmış. O anda ölmek istedim. Ama insan istediği zaman ölür. Düşünebiliyor musunuz? 10 dakika boyunca tuvaletten salona naklen yayın. Bir kadın için bundan daha kötü bir şey olamaz. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. 15 saniye kadar düşündüm. Düşünebiliyor musunuz? Salondan içeriye koşur koşur sesler. Korkucu bir şey. Ve kafamı kaldırdım. Kararlı bir şekilde dedim ki, arkadaşlar, sabahtan beri benim hayatım hakkında her şeyi öğrendiniz. Artık orada ne yaptığımı biliyorsunuz. Haydi seminere devam edelim. Ve bir alkış koptu. Biz seminerimize devam ettik. Hayatımdaki en başarılı seminer bu seminerdi. Evet, düşünebiliyor musunuz? Sorunlar yerine çözümlere odaklanmak. Çözüm her zaman var. Zaten bizim kurallarımız içerisinde, NLP kuralları içerisinde çok önemli bir madde var. Her zaman bir seçenek vardır. Ne zaman yok? Siz yok dediğiniz zaman yok. Çözüm her zaman var.
Artı her problemin harika bir yanı vardır. Çok mu garip geldi size? Hayır, bakın garip gelmesin. Eğer düşünürseniz siz de her problemin harika bir yanı olduğunu göreceksiniz. Bir seminer yapıyorum. Adapazarı'na gittim. Sinema salonunda bir seminer yapacağım. Salona gittiğimde salonda ses tesisatının olmadığını gördüm. Dedim ki ses tesisatı olmadan bu seminer olmaz. Sinema sahipleri semineri organize edenleri ses tesisatını getireceğini zannediyorlarmış. Onlar da sinemada var zannediyorlarmış. Ya seminere başlayacaktım mikrofonsuz olarak ya da seminer iptal edilecekti. Düşündüm. Bu problemin harika yanı ne? 1. Hayatımda ilk defa böyle bir salonda mikrofonsuz bir seminer yapacağım. Dedim ki en arka sıraya kadar benim sesim geliyor mu? Bağırarak konuşmaya başladım. Duyuyoruz hocam dediler. Güzel. O zaman problemin birinci harika yanını buldum. Hayatımda ilk defa böyle büyük bir salonda mikrofonsuz bir seminer yapabilecektim. Problemin ikinci harika yanı ne diye düşünmeye başladım. Çıkaracağım kitabı düşündüm. Hayatımı anlattığım kitabı. O kitapta çok güzel bir malzeme olacaktı bu. İşte problemin ikinci harika yanı buydu. Sonra o hafta bir radyo programım vardı. Radyo programında bunu anlatacaktım. Problemin üçüncü harika yanı. Peki dördüncü bir harika yanı var mı? Var tabii. Size anlatıyorum. Bakın bir problemden kaç tane harika yan çıkıyor? Her problemin harika bir yanı vardır. Ancak biz sorunlar yönüne çözümlere odaklanmalıyız. Başarı göstermek istiyorsak ilk yapacağımız şey bu. Ve geçenlerde gene başıma bir şey geldi. Kızım Merve kapının önüne yattı. Anahtarı da alıp cebine koydu. Dedi ki babacığım ben de seninle gelmek istiyorum. Kızım Merve bak ben seminere gidiyorum. Geç kalacağım. Hayır ben de seninle gireceğim. Bir türlü yerden kalkmıyor ve anahtarı bana vermiyor. O sırada ben düşünmeye başladım. Evet bu problemin harika bir yanı var mıydı? Düşünebiliyor musunuz? Seminerime yarım saat kalmış ve benim kızım Merve beni göndermiyor. Böyle bir problemin harika yanı olabilir mi? Düşününce buluyorsunuz. Dedim ki kızım demek beni çok seviyor. Dedim ki annesine. Lütfen Merve'yi hazırlar mısın? Onu da götüreceğim. Problemin birinci harika yanını bulmuştum. Sonra kızımla yola çıktık. Yolda düşünüyorum. Acaba ikinci bir harika yanı var mı problemin? Düşünürken buldum. Evet, kızım tuttuğunu koparan bir kız olacaktı. Bana istediğini yaptırmıştı. Harika. Peki, üçüncü bir harika yan daha buldum mu derseniz? Tabii. Seminerimdeki insanlar benim küçük Merve'yi sevmeye başladılar. Ve sordular, niçin Merve de geldi sizinle beraber? Onlara da bu öyküyü anlattım. Problemin üçüncü harika yanı buydu. Dördüncü, şimdi de size anlatıyorum. Evet, harika. Her problemin harika bir yanı var. Her problemin harika bir yanı var. Yeter ki bunları bulalım. Ayrıca bunları düşünürken ben sorunlar yönüne çözüme odaklanmayı sizlere tavsiye ediyorum. Bakın şimdiye kadar adandığınız, istediğiniz, yapmayı çok arzuladığınız neyi yapmadınız ki? Her şeyi diyeyim. Peki ya kaygılandığınız, üzüldüğünüz şeyler? Bunların çoğu başınıza gelmedi mi? Ya da boşu boşuna bunlara kaygılanıp üzülmediniz mi? O zaman hangisi? Üzülmek, kaygılanmak mı? Yoksa çözümlere odaklanmak mı? Hangisi daha mantıklı? Kaygı deyince aklıma hemen bir öykü geliyor. Çok uzun burunlu bir adam var. Ve bu adamcağız burunla ilgili espri yapılmasından hiç hoşlanmıyor. Bu adamcağızın ortağı onu bir gün
evine davet ediyor. Ve derhal eşine diyor ki, bak hayatım, bu akşam ortağım bizim eve gelecek. Sakın bununla ilgili bir espri yapma. Çok sinirlenir. Kadıncağız diyor ki, ben böyle bir şey yapmam. Ama bizim 6 yaşında yaramaz kızımız var. O adamcağızla alay ederse ne yapacağız? Diyor ki, çok fazla kalmasın. 5-10 dakika yanında otursun, hemen gönder. Peki. Kadıncağız akşama kadar yemek hazırlıyor. Ama yemek yaparken de kalbi küt küt atıyor. Benim kızım ya bu adamla alay ederse, ya uzun burunlu amca falan derse ne yaparım? Akşama kadar hep bu endişe ve kaygıyla yemek yaparken, yerleri süpürürken yaşıyor ve sürekli olarak üzülüyor. Akşam oluyor ve adamcağız geliyor. Yemekler yeniyor. Yemekten sonra uzun burunlu ortak diyor ki, sizin bir küçük kızınız vardı. Ben onunla tanışmak istiyorum. Kadıncağızın kalbi daha fazla atmaya başlıyor. Ve kızı çağırıyorlar. Küçük kız derhal adamın karşısına geçiyor. Ve tek bir noktaya bakıyor. Adamın burnu. Adam rahatsız oluyor tabii. O sırada kadıncağız çayları getiriyor. Çayların yanında limonlar da var. Fakat sürekli olarak bir kaygı içinde. Acaba kızım ne diyecek? Acaba kızım ne diyecek? Çayları veriyor. Arkasından da kızına şöyle bir şey söylüyor. Kızım, artık yatma vaktim geldi. Lütfen yatar mısın? Küçük kız kalkıyor ve yatak odasına doğru gidiyor. Giderken de baktığı tek bir nokta var. Adamın burnu. Kadıncağız çayları vermiş fakat limonları bir türlü veremiyor. Kızını takip ediyor. Kızı yatak odasına doğru gidiyor, kapıyı açıyor ve kapının arkasına geçip kapatıyor. Kadıncağız, oh diyor, çok şükür kurtuldum ve dönüyor, adama limonu uzatıyor ve şöyle diyor. Burnunuza limon alır mısınız? Evet efendim, kaygılar ve korkular. Kaygı dediğimiz şey nedir? Sebebi bilinmeyen bir korku. O halde niçin sebebi bilinmeyen bir korku için kaygılanır? Bir düşünür, kaygı için şöyle diyor. Vadesi gelmemiş bir borcun faizini ödemek. Evet, düşünebiliyor musunuz? Vadesi gelmemiş bir borcun faizini ödemek. Bir başka düşünür de şöyle diyor. Üstünüzde uçuşan keder kuşlarını kovamayabilirsiniz. Ama onların gelip saçınıza yuva yapmasını önleyebilirsiniz. Evet, bunu yapabiliriz. Kaygılar ve korkular. Başarıya ulaşmak istiyorsak, kaygılarla ve korkularla baş etmeyi öğrenmeliyiz. Evet, başarmak istiyorsanız hedeflerinizi yazın. İsterseniz bu kaseti dinledikten sonra gidin ve duvarınıza şu yazıyı yazın. Bakın, o yapıyor, öteki yapıyor. Siz niye yapamayacaksınız? Duvarınıza şöyle yazın. Ben değil de kim? İkinci bir sıkıntımızda olayları hep erteliyoruz. Yarın yaparım, öbür gün yaparım, daha öbür gün yaparım. Hayır. Bir slogan daha. Lütfen bunu da duvarınıza yazın. Şimdi değil de ne zaman? O halde bunları hep birlikte söyleyelim. Haydi. 1, 2, 3. Ben değil de kim? Şimdi değil de ne zaman? Oley oley oley!